Şimdi burada Japon balığının birinde bakın şöyle bir şey gördüm. Arkadaşlar bunu görürseniz ağzından çıkarın. Şimdi bu biraz meraklı Japon balığı. Ne yapmış? Vatosu yutmuş. Bakın şurada küçük vatoslar var ya. Normalde bunu yapmaması lazım ama neden yuttu bilmiyorum ama tabi ağzından zor çıkaracak. Bakın şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar normalde bunu yapmaması lazım ama niye böyle yaptı bilmiyorum. Bakın. Normalde bunu yapmaması lazım. Ama yutmuş ama bunu çıkarmak lazım yoksa ölür. Çünkü daha ileri gidemeyecek, hazmedemeyecek. Muhtemelen bu ölüydü. Bakalım canlı mı? Vatosu yutmuş. Bunu çıkarmak lazım. Bunu çıkaracağız. Yoksa Japon balığı bunu hazmedemez. Ölür. Bunu bir şekilde çıkartacağız. Çıkartacağız. Gel şu kamerayı şöyle tut sana. Gel. Kamerayı şöyle bir tut. Bunu ben iki elime çıkardım. Yoksa çıkartamayacağız bunu. Şöyle elime doğru. Evet arkadaşlar bakın. Bu meraklı arkadaş. Şöyle koyalım. Ağzından çıkan bu. Dediğim gibi ölü vatosu yutmuş. Normalde yapmaması lazım bunu. Kurtardık. Yoksa Japon da ölecekti. Arkadaşlar. Yoksa Japon da ölecekti. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız çıkartın ağzından. Hadi bizim diğer Oscar'lar falan bunu yapıyor. Hani buradaki Oscar'lar böyle küçük ağzına sığan balıkları yutuyor. Ama vatosu yuttuğu zaman çıkartın. Eğer diğer küçük balıklar falan olursa onları yer, normal eritir, hazmeder ama vatoslar da öyle değil. Vatosları yutarsa hazmedemez ölür. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi kurtardık bu arkadaşı. Bakın burada küçük vatoslar var. Normalde yutmaması lazım. Yutamaz zaten. Ama demek ki o ölüydü. Ölüyü yutmuş. Çıkarttık. Evet arkadaşlar. Kısa videomuzda böyle oldu. Görüşmek üzere.